Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere tam tamına 11 adet TET Türkçe denemesi önereceğim. O zaman buyurun videomuza geçelim. Denemelere geçmeden önce nasıl ilerleyeceğimizden bahsedeyim. Daha önceki serimizi izleyen varsa orta nasıl ilerleyeceğimizi biliyorsunuz. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Öncelikle seviyesinden sonra sefer analiz tablosu ekledik. Analiz tablosu var mı yok mu diye. Çünkü konuları görmemiz lazım. Hangi sorunun hangi konuya dair olduğunu bilmemiz lazım. Son olarak da yorumlarımızdan bahsedeceğiz. Bu sefer sadece kendi önerdiğim denemeler değil. Discord sunucumuzdaki arkadaşların da denemelerine dikkate aldım. Onlar da birkaç denemelerdi. Onların da ismini alt kısmına yazdım zaten. Belirttim kimlerin önerdiğini. O zaman ilk denememize başlayalım. İlk denememiz Toprak Yayınları. Toprak Yayınları'nın seviyesi kolay, başlangıç seviyeleri için uygun. Analiz tablosu mevcut. Analiz tablosunun olması çok güzel bir yön. Daha önce hiç Türkçe denemesi çözmemiş biriyseniz ilk olarak bu denemeyle başlarsanız kolay seviye. Hem konu analiz tablosu da mevcut. Hangi sorunun hangi konudan olduğunu görmeniz, yanlışlarınızda veya boş bıraktığınız sorularda hangi konuda eksik olduğunuzu görmenize fayda sağlayacaktır. Bu yönden iyi. Yorum olarak da denemelere başlamış olanlar için ilk deneme olarak alınabilir. Netinize arttırıcı olarak bayağı etki eder demiş Discord sunucumuzdan Enes arkadaşımız. İkinci olarak kendi önerdiğim bir yayın Okyanus Yayınları. Okyanus Yayınları temel bir yayındır. Seviyesi kolay. Başlangıç seviyeleri çözebilir canı gönülden rahatlıkla. Matematiğini de önermişim sanırsam bunu. Konu analiz tablosu mevcut değil maalesef. Ama bundan önce Toprak Yayınları'nı bir çözün. En azından hangi konudan eksiniz varsa görürsünüz. Daha geliştirici olur sizin için. Çünkü eksik konularınızı çalışmanız gerekiyor. En azından o konular çalışırsınız. Yorumuma gelecek olursak, hiç Türkçe denemesi çözmemiş biriseniz bu denemeyle başlayabilirsiniz. Konu analiz tablosu yok ama başlangıç için ideal bir kaynaktır. Dediğim gibi Okyanus Yayınları başlangıç seviyeler için uygun bir kaynaktır. Genel olarak diğer dersler de öyle. Üçüncü olarak Endemik Yayınları'na devam edelim. Endemik Yayınları kolay orta düzeylerinde. Maalesef konu analiz tablosu mevcut değil. Üzgünüm, onlar koymamış, benim suçum değil. Yorum olarak Enes demiş ki kendine güvenenler için ilk deneme olabilir. İkinci deneme olarak da çözebilir. Çok zor bir tarzı yok. Bence alınabilir yazmış. Discord'dan Enes. Teşekkürler Enes. Dördüncü olarak Hız ve Rengi kendim öneririm. Hız ve Rengi geçen sene çözmüştüm. Seviyesi orta düzeylerde. Kolayın sonu, ortanın başı diyebiliriz. Konu analiz tablosunun mevcut olması çok güzel. Niye diyeceksiniz? Birkaç deneme çözdünüz, sonra bir tane deneme çözün kendinize. Bu olabilir. Hangi konu eksik onu görürsünüz. Boş soru varsa işte konu analiz çetelesinden bakarsanız. Eksik konularınızı kapatmanız için güzel bir deneme olur bu sizin için. Yorum olarak da demişim ki zaten ikinci veya üçüncü deneme olarak çözülebilir. Eksik konularınızı nokta atışı yaparak hangi konuyu çalışmanız gerektiğinize yardımcı olur demişiz. Aynen de öyle. Beşinci olarak Palme Yayınları'nın Türkçe denemesini önerelim sizlere. Orta düzeydir. Konu analiz tablosu mevcut değil maalesef. Bunlar aslında yayınlara söyleyip artık tüm denemelere eklenmesi gerekiyor bu konu analiz tablosunun. Biz burada şartlandırma olarak bakmamız gerekiyor yani. Çünkü her denemenin olması gerekenlerin arasındadır çünkü. Kaç tane çünkü derim ben de bilmiyorum. Neyse, burunda Discord'dan Adlin önermiş. Adlin. İsim de güzelmiş. Yorum olarak da şöyle bir şey yazmış. 28-35 arası netler çıkaranlar aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. Ve bazı denemeler diğerlerine göre bir tık daha zor oluyor demiş. 15 tane TYT denemesi var içinde. Aralarında değişiklik olacaktır elbette. Çünkü genel olarak çoklu denemelerde kolaydan başlar, zora doğru gider. Son denemeler bayağı bir zor olur. 6. olarak Kafa Dengi Yayınları'nın Türkçe denemesini öneririm sizlere. Seviyesi orta, başlangıç seviyeleri kendilerini deneyebilirler ama orta düzeyde. Maalesef konu analiz tablosu mevcut değil. Bu durum yine üzdü. Yorum olarak da dil bilgisi konularına sahipseniz, herkesin dediği gibi çok aşırı zor değil ama konularda çok iyi değilseniz zorlanacaksınızdır. Sonlara doğru çözebilirsiniz demiş Discord'dan Adlin. Teşekkürler Adlin. İnşallah ismini doğru okuydum. Hani böyle olması gerektiğini düşünüyorum. 7. olarak Bilgi Sarmal Yayınları'na gelelim. Bilgi Sarmal'ın seviyesi orta ve ÖSYM tarzına uygun ve konu analiz tablosu da mevcut. Bence bu yayını mutlaka almanız gerekiyor. Bilgi Sarmal zaten biliyoruz Bilgi Sarmal'ın iyi bir yayın olduğunu, köklü bir yayın olduğunu. Yorum olarak da Enes Türkçe denemelerinizdeki netlerinize katkıda bulunacağından eminim yazmış. 8. olarak 3-4-5 yayınlarını önereyim sizlere. 3-4-5 yayınlarının seviyesi orta ve zor düzeyinde. Başlangıç seviyeleri şimdilik uzak kalın siz ama şimdilik. Yani sadece şimdilik. Sonrasında mutlaka çözmeniz gereken kitaplar arasında bunu alın. Eksi olarak da konu analiz tablosu mevcut değil maalesef.
Yani 3-4-5 ayınlarında böyle bir şey eklememesi biraz tuhaf geldi ama yapacak bir şey yok. Eklememişler. Yorum olarak da aldığım ilk deneme ama sadece ilk 4 denemeyi çözdüm. Bu zamanlarda değil, son zamanlarda çözülmesi gereken bir yayın bence demiş. Discord'dan @dil. Bu zamanların dediği şu anda biz Ocak ayındayız. O zaman Ocak ayından sonraki zamanlara çözmenizi istemiş o. Bence de o zamanlara doğru çözün çünkü 3-4-5 hani kolay bir yayın değil genel olarak. Ne kadar kolaydan başlasa zora doğru gitse de çok kolay bir yayın değil. O yüzden sonlara doğru çözün. 9. olarak ben de limit yayınlarını öneririm sizlere. Limit yayınlarının kitapları da vardı bende. Paragrafı bir zordu. Bir zordu anlatamam. Gerçekten paragraf kitabı zordu Limit'in. Adamlar nasıl bir yorum bekliyor bizden çok merak ettim. Ama gerçekten zordu Limit paragrafı. Limit'in paragraf sorularından full net çıkartan artık ne bileyim insan mısın? Şaka bir yana Limit'in seviyesi orta ve zordur. Başlangıç seviyeleri lütfen uzak durun. Moralinizi bozabilir. O yüzden başlangıç seviyesindeyseniz bu denemeyle başlamayın derim sizlere. Limit yayınları köklü bir yayın aslında ama konu analiz çetelesi eklememişler. Neden bilmiyorum. Ekleseler de daha güzel olur. Hele ki Türkçe denemelerinde mutlaka eklenmesi gerekiyor. Matematik hani biraz sorulardan anlarsın ama Türkçe olunca biraz işin içine çıkamıyoruz. Malum Türkiye'deyiz ama Türkçe denetlerimiz çöp oluyor genelde. Buradan yetkililere tamam bir şey söylemeyeceğim. Yorum olarak da dil bilgisiz konularına sahipseniz herkesin dediği gibi çok aşırı zor değil. Ama konularda çok iyi değilseniz zorlanacaksınızdır. Sonlara doğru çözebilirsiniz demişim ben. Yani sonlara doğru limiti bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çok aşırı zor değil ama nasıl aşırı zor değil? Dil bilgisi konularına sahipsen. Sahip değilsen geçmiş olsun. 10. yayın olarak Apotemi yayınlarını öneririm sizlere. Apotemi yayınlarının seviyesi orta ve zor düzeylerinde. Başlangıç seviyeleri biraz geri. Az ötede dur sen. Şimdi başlama bunu. Konu analiz çetelesi mevcut değil. Üzdü yine üzdü. Yapacak bir şey yok. Artık yayınlara gidip söyleyin arkadaşlar. Şu denemelere konu analiz tablosu eklettirin. Ekleyin yani. Çok istek olursa onların da ekleyeceğini düşünüyorum. Neden yapmasınlar? Zaten öğrencilere kitap sundukları için her türlü yapacaklarını düşünüyorum. Yorum olarak da soruları yeni nesil için uygun. Kendilici soruları var. 25 artı yapanlar için ideal bir kaynak diye düşünüyorum demiş. Discord'dan Burak. Burak'a da teşekkür ederiz. Son olarak 3D yayınlarının simülasyon Türkçe denemelerine gelelim. Seviyesi orta ve zor düzeylerinde. Başlangıç seviyeleri çık buradan geri git. Sen başlama bununla. Analiz tablosu mevcut. Hani Türkçe'de böyle bir 20 artı net demişiz de daha fazla da olabilir. Hani böyle 30'a falan geldiysen artık 30 barajındaysan 30-35 40'a doğru. Bu denemeyi bir çöz. Orta zor düzeylerinde zaten ya bir de konu analiz tablosu mevcut. Orada yanlış çıkan sorularına bir bak hangi konudan çıkıyor. O konuya yüklen. Artık Türkçe'de 40'ta 40 yapmanı hedefliyoruz inşallah. Bu deneme serisinin devamını isterseniz yorumlar kısmında belirtirsiniz. Ben İsmail Demir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.